Arkadaşlar merhaba. AUZEF Halkla İlişkiler Bitirme Sınavı soru çözümleriyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu sınav 24 Aralık 2022 Cumartesi öğleden sonra oturumunda yapılmıştı. Biz B kitapçığını inceleyeceğiz arkadaşlar bu bölümde. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi Web1'in özelliklerinden değildir denmiş arkadaşlar. Hemen doğrudan ben C şıkkını okuyorum arkadaşlar. Daha paylaşımcı ve interaktif bir süreç vardır denmiş arkadaşlar. Bu Web2'nin tanımı arkadaşlar. Sosyal medya ağlarının şeyler arkadaşlar. Tanımında yer alır bu. Bu dolayısıyla Web1'in tanımında yer almaz. İkinci soru. Benzer bir sorunla karşılaşan, problemin varlığından haber olan ve soruna yönelik çeşitli girişimler sergilemeyle meşgul olan insan grubu aşağıdaki hangi kamu kategorisinde yer alır denmiş arkadaşlar. D şıkkı aktif kamu arkadaşlar. Çünkü bir sorunla karşılaşmış ve sorunun çözümüne odaklanmış artık arkadaşlar. Üçüncü soru. Kurumu etkileyen ve halk tarafından da öğrenilmiş bir olayın ardından neler yapılabileceğiyle ilgilenen, tepkilere dayalı bir süreç olarak tanımlanan kavram kriz yönetimidir arkadaşlar. Kurumu etkilemiş ve halk tarafından da öğrenilmiş bir durum. Bunun yönetilmesi gerekiyor. Bir kriz ortaya çıkmış yani. Dördüncü soru, gelirin bir kısmının yardım kampanyalarına ya da sosyal sorumluluk projelerine aktarıldığı etkinlik türü arkadaşlar, nedene dayalı pazarlama etkinlikleridir arkadaşlar. Yani bir neden olması gerekiyor. D şıkkı. Beşinci soru. Şimdi tanım vermiş. Doğrudan ben cevap üzerinden açıklayacağım. Medya ile ilişkiler, yerel, ulusal, uluslararası ve sektörel düzeyde gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet temelli. Ne diyor? Burada medyadan bahsediyor zaten. Doğrudan tanımda o şekilde. İnternet temelli iletişim ortamlarında faaliyet gösteren, gazeteciler, uzmanlar ve editörlerle gerçekleşen iletişim süreçleridir denmiş arkadaşlar. Burada bu tanım hangisini tanımlar denmiş de. D şıkkı medya ile ilişkiler doğrudan zaten siz gazete, dergi, radyo, televizyon dediğinizde medya anlamanız gerekiyor. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi Web 2 kavramının açıklamasıdır denmiş arkadaşlar. İlk soruda ne yapmıştı? Web 1'in özelliklerinden değildir denmişti. Burada Web 2'nin şeyini soruyor arkadaşlar. Toplumsal ağ sitelerini, özgür ansiklopedileri yani Wikipedia'ları ve çeşitli paylaşım imkanlarının sunulduğu ortamları ifade eder denmiş. Bu doğru bir tanım arkadaşlar Web 2 için. Diğerleri Web 1'i tanımlıyor arkadaşlar. Yedinci soru. Doğrudan yine ben cevap üzerinden gideyim. Rol, bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır arkadaşlar. Rol dediğimizde bu tanımlamayı anlıyoruz arkadaşlar. Bunları zaten halkla ilişkiler derslerimizde tanım olarak incelemiştik. Sekizinci soru. Doğrudan yine cevap üzerinden gidelim. Marka, ürün ve hizmetleri bir ya da bir grup satıcıyı tanımlamak, ürün ve hizmetlerinin rakiplerinden farklılaşmasını sağlamak amacıyla tasarlanan, ayırt edici bir isim veya semboller olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Marka dediğimizde arkadaşlar. Çünkü isim veya semboller yani bir markanın bir ismi olur mutlaka bir de sembolü de olur yanında mutlaka arkadaşlar. Buradan zaten bir çağrışım yapması gerekiyor E şıkkı. Dokuzuncu soru. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerine ilişkin ortaya konan 4 teorik rol ilk kez aşağıdaki hangi araştırmacılar tarafından kavramsallaştırılmıştır arkadaşlar? Brown ve Smith tarafından arkadaşlar. Onuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi basın bülteninin gelişme kısmı için söylenemez denmiş arkadaşlar. Basın bültenlerinde mutlaka kurum yetkilisinden bir alıntıyla başlanmalıdır diye bir kural yoktu arkadaşlar derslerden hatırlayacağınız üzere arkadaşlar. Mesela haber dilindeki ifadelerin en fazla kullanıldığı bölümdür arkadaşlar. Reklam metni olmadığı unutulmamalıdır aslında bunların. Açıklamalar belirtildi, bildirildi şeklinde ifade edilmelidir. 5M1K kuralına göre yazılması gerekir arkadaşlar. E şıkkı burada yanlış. 11. soru. Basın bültenlerinin başlık kısmı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş arkadaşlar. Başlığın tüm metnin hareket edeceği bir alan olduğu unutulmamalıdır. Bu başlık kısmı ile alakalı bir durum değil arkadaşlar. Başlık mesela bir olayın fotoğraf makinesiyle çekilip bir kareye resmedilmesi gibi habere konu olan olayı resmetmeli ve haberin sloganı olarak görülmelidir aslında başlık. Başlığın ilgi çekici olması kaygısıyla konuyla ilgisi kesintiye uğratılmaması gerekir. Başlık kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. Başlıkta kurumun adı ya da yöneticinin isminin geçirilmesine özen gösterilmesi gerekir. 12. soru. Hedef kitlenin duygu ve tecrübeleriyle oluşan imaj türü soyut imaj arkadaşlar. B şıkkı. Tanıtım gelmiş burada da. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaların müşterilere sağladığı faydalardan biri değildir denmiş arkadaşlar. Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması arkadaşlar aslında bu müşterilere sağlanan bir fayda değil arkadaşlar. Bu daha çok
üreticilere yani tasarımcılara da doğru şey faydadır. Mesela üretici şeylere, müşterilere taleplerin tanımlanması ve yerine getirilmesi, satın alma sürecinde bilgi temini, müşteri şikayetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi, örgütlü hareket edebilme yeteneği kazandırabilir müşterilere. 14. soru. Evrensel etik değerler meslek etiğinin yapı taşını oluşturur. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi evrensel etik kurallarından biri değildir? Mütevazı olma bu kurallarda sayılmaz arkadaşlar. 15. soru. İlişki taraflarının ilişkiden memnun olması, ilişkinin diğer tarafına yönelik istenen tutuma sahip olması ve ilişkinin iyi gittiğine yönelik değerlendirmelerde bulunması durumu aşağıdaki ilişki sürdürme stratejilerinden hangisinin kapsamında yer alır denmiş. Bu derslerde işlemiştik bunu arkadaşlar. Olumluluk tanımında yer alır bu. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi planlanan etkinliğin doğasına bağlı olarak etkinlik planlayıcıların aradığı materyalleri sağlayacak tedarikçiler arasında yer almaz? Reklam Verenler Derneği, bir dernek bu şeyde kapsamda değerlendirilemez zaten C şıkkı. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi marka değeri unsurları arasında yer almaz? Algılanan kalite arkadaşlar. Diğerleri hep marka ile alakalı zaten C şıkkı. 18. soru. Kurumlar çalışan hakları ve çevre kirliliği gibi konularda doğrudan güç sahibi olduğu için bu sorunlardan da kurumun sorumlu tutulması gerektiği sonucuna ulaşan sosyal sorumluluk modelinin savunucusu Kate Davis arkadaşlar. B şıkkı. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi klasik örgüt teorilerine ilişkin olarak söylenemez? Klasik teoriler örgüt üyelerine duyarlı ve insan gereksinimlerine dikkate alan bir model değildir arkadaşlar en basit mantıkla. B şıkkında bunun tam tersi verilmiş arkadaşlar. Ne demiş? Örgüt üyelerine duyarlı ve insan gereksinimlerine dikkate alan bir modeldir demiş. Bu klasik teorik örgüt teorisi kapsamında yer almaz. 20. soru. Doğrudan yine cevap üzerinden gidelim. Mitler sembolik kavramlarla ifade edilen, kutsallık niteliği taşıyan kurgusal hikayelerdir veya bir toplumun yaşadığı olayların ya da toplumun düzen ve ilişkilerini temellendiren yapıların düşselleştirilerek anlatımıdır. Abartılarak biraz daha yani. Burada da bir tanım sorulmuş. Evet arkadaşlar, halkla ilişkiler hakkında ders anlatımı 14 bölüm şeklinde Erkan Tosun YouTube kanalında yer alıyor arkadaşlar. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.